Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün bir başka değerlenebilecek hisselerle de karşınızda olacağım. Daha doğrusu değerlenebilecek hisseyle karşınızda olacağım. Bu hissemiz arkadaşlar Çimsa. Evet arkadaşlar, Çimsa'nın bugün sizler için hedef skalasını belirleyeceğim. Hedef skalasını temel olarak belirledikten sonra da teknik olarak nerelere gidebileceğini sizler için yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an itibariyle, yani bugün itibariyle Çimsa'nın kapanış fiyatı 30.92. Bakalım 30.92'ye göre bizim hedeflerimiz nereleri gösteriyor. Şimdi hemen ben bunu şöyle bir boyayayım öncelikle. Çimsa'nın hemen büyümelerine bakalım. Evet, Çimsa'nın satış büyümesine bakarsak 3.265 ETSA makinesini yine unutmuşuz. ETSA makinesinde şöyle bir geçmişimizi sildik, tamam. Şimdi 3 milyar 265 milyon et virgül 19 yapalım. Bölü 1490 virgül 58 yaptığımız zaman 2.19 katlık bir potansiyel. FABÖ'ye baktığımız zaman 644.24 bölü 384 virgül 08. Evet, buradan 1.67 çıktı. Net kâra bakalım. Net kârımız yıllık bazda 670.09 bölü 228 virgül 35. Evet, burada arada farklı rakamlar da görüyoruz ama bizim burada istediğimiz şey 4 sene içerisinde nereden nereye geldi. Yani biz daha çok bununla ilgileniyoruz. Evet, son olarak da öz kaynaklara bakalım. 2080 virgül 02 bölü 1294 virgül 84. Evet, yaptığımız zaman arkadaşlar, yaptığımız işlemler sonucunda en düşük rakamımız öz kaynak büyümesi çıktı. Bunu hemen biz 52 hafta zirvesinden sonra şöyle günlük bakalım. 52 hafta zirvesi daha doğrusu şurada oluşmuş arkadaşlar. Ben buradan ne yapabilirim? Bakın arkadaşlar, şurada 2021'deki zirvesi, yani daha doğrusu Mart'tan sonraki ilk zirvesi burada 26.70 seviyesi olmuş. Bakın, buralara geri dönmüş. Ben burada 18 seviyelerini dip olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Çünkü burada en mantıklı dip seviyemiz buralar. Zaten buralar yeni gelmiş. Buralara göre bir hedef fiyat belirlemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. 18.70'i şöyle alalım tekrardan. Yatay çizgimizi. Evet, 18.08'miş. Bir de 18.22 var. 18.08'e göre yaptığımız zaman işlemlerimizi %60 çarpı 18.08, evet, 29.04 olduğunu görüyoruz ki bu zaten şu anki fiyatın bile aşağısında. O yüzden bunu ne yazık ki işlemlere dahil edemiyoruz. Şimdi üst skalamıza bakalım. Üst skalamız 2.93 çarpı 18.08. Evet, yaptığımız zaman arkadaşlar bakın 53. 0.5 geldi. Evet, bu bizim arkadaşlar şimdilik üst skalamız 53.05. Şimdi hemen arkadaşlar Çimsa'nın şeylerine bakalım. Daha doğrusu arkadaşlar burada alt skala olarak da bir şey belirlemek istiyorum. En düşük 1.60'tı. 1.67 ile bir de denemek istiyorum. Çarpı 18.08. Evet, bu da 30.32 ki aslında şu anda baktığımız zaman onun da yukarısında. Diğer hedefimize bakalım arkadaşlar. 2.93, 2.19 var. Çarpı 18.08. Bu da arkadaşlar 39.60. Evet, bu bizim arkadaşlar şimdilik alt bandımız olsun. 39.60. Evet, şimdilik alt bandımızı da bulduk. Şimdi Çimsa'nın tarihsel verilerine bakacağız. Şimdi öncelikle FK'ya baktığımız zaman bakın FK'da 93 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. 93.14 şöyle yazalım hatta. 93.14 bölü 6.23. Evet, yaptığımız zaman 14.95 katlık bir potansiyel çıkıyor. Şu anki fiyatına göre, yani 30.92'ye göre bunu yaptığımız zaman 462.26 çıktı. Yani bu artık çok absürt bir rakam. Ama yine de yazalım. 462.26. Bu arkadaşlar bizim muhtemelen çok 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 uzun vadede gelecek olan fiyatıdır bu.
Şimdi arkadaşlar PDDD'ye bakalım hemen. Tarihsel PDDD'ye baktığımız zaman zaten son PDDD'miz bizim artık en yüksek PDDD'miz. Yani burada bir tarihsel değer bulamıyoruz. FDFAO'ya baktığımız zaman ise 9.88 seviyesi var. 9.88 şöyle yazalım. Bölü 7.73. Bunu yaptığımız zaman %27'lik bir potansiyel çıkıyor. Bunu da 30.92 ile çarptığımız zaman 39.52'lik bir rakama ulaşıyoruz. Zaten 39.6 idi. Hemen hemen aynı yani. 52 yazalım. Fark etmez. 39.52 bizim şimdilik alt bandımız oldu. Arkadaşlar hedef bandını burada belirledik. Şimdi bir de sektörüne göre belirlemeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle sektörüne göre bakın öz sermaye karlılığını oranını alalım. Bir katsayı olarak söyleyebiliriz bunu. 32.2 bölü 19.2 yaptığımız zaman %67'lik sektörüne göre daha iyi bir öz sermaye karlılığın mevcut. Bunu çarpı 16.63 yapalım. Bölü 6.04. Yani sektörüne göre FK oranlıyoruz arkadaşlar. 4.61. Şu anki fiyatımız kaç? Yani ziraatteki son fiyatına göre 29.96. Hemen yazalım. Yaptığımız zaman 138.34 çıktı arkadaşlar. Şimdi 138.34 burada FK'ya göre hedef fiyatımız. Daha sonra PDDD'ye göre bakalım. Hemen şu katsayımızı tekrardan alalım. 1.67 idi öyle değil mi? Evet, şurada arkadaşlar bakın. Çarpı 3.19 bölü 1.95. Bir de çarpı arkadaşlar 29.96. Evet, yaptığımız zaman 82'lik bir hedef fiyatımız da buradan çıkıyor arkadaşlar. Bu da yine üst bandımızı zorlamıyor. FDFAO'ya göre yapalım bir de. Şu 1.67'yi tekrar alalım. Evet. 1.67 çarpı 11.44 bölü 7.53. Evet, yaptığımız zaman yine 2.5 çıktı. Çarpı 29.96. Bu da yine 76 küsürlü bir rakam çıktı. Ki 462 burada üst sakalımız. Hala bunu yakalayamadık. Son olarak da arkadaşlar satışlara bakacağız. Satışlara da hemen bakalım. 1.67 çarpı 1.87 bölü 1.24. Evet, burada da yine 2.5 katlık bir potansiyel çıktı. Yine çarptığımız zaman muhtemelen yine 80 küsürlü rakamları bulacağız. O yüzden buradan farklı bir hedef skalasına ulaşamadık. Şimdi arkadaşlar hemen Çimsa'nın hedef skalasını tekrar söyleyelim. Alt bandımız 39.52 iken üst bandımızda 462 şimdilik. Aslında alt bandımız 30.92'nin bile aşağısında. Yani burada hedef skalamızın içine girdiğini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Çimsa'nın teknik görünümüne de bakmak istiyorum. 18.08 bizim burada bu dibimizdi. Şu anda arkadaşlar zaten 52 hafta zirvesine yeni yapmış. Bakın görebiliyorsunuz zaten. Şu an tepelerde olduğunu söyleyebilirim. Peki daha da gider mi arkadaşlar? Bu tarz soruların yanıtını vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar ben bu grafiği aylık olarak açmak istiyorum. Bakın aylık olarak açtığım zaman çok güzel bir fincan kul formasyonu burada oluşmuş. Nasıl? Hemen şöyle yayımızı alalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bakın şurada kulbumuz. Burada da fincanımız oluşmuş. Şöyle alalım hatta. Evet, bakın gördüğünüz gibi burada bir fincan kulp formasyonu oluşumu var. Bu formasyon hedefi de arkadaşlar şöyle çizdiğim zaman 5.58, burası kaç? 5.50. Şuradan çizelim arkadaşlar. Şöyle yine en düşüklerini alalım. Evet, 5.50. Buraya baktığımız zaman ise en yüksek olan rakam 18.46. Bunu da 18.46'ya göre alırsak evet 18.46 ve 5.50 burada
Şöyle bir hemen ok işaretimizi çekelim arkadaşlar. Yani şu çanağın boyunu almak istiyorum. Burada 18.46 yazalım. Evet, bir bu kadar daha yukarı giderse altını 18.46'ya getirelim. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, fin çanak kulp formasyonu, daha doğrusu fincan kulp, daha doğrusu bu kulp çanak diyebiliriz buna. Kulp çanak formasyonunun hedefi zaten baktığımız zaman 31.42 seviyelerinde. Bak, hatta tam bakalım 31.54. Buna arkadaşlar Ekim sonunda zaten ulaşmış. Buralardan bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Nerelere bir düzeltme gelebilir? Hemen ona da bakalım. Bakın burada 25.98 önemli bir seviye olabilir. Gördüğünüz gibi zaten burada da aslında şöyle ben tekrardan göstereyim. Burada da ayrıca bir çanak kulp yine oluşmuş. Şöyle yani hep çanak kulp oluşuyor ama gördüğünüz gibi çok bariz arkadaşlar. Bakın çanak kulp. Gördüğünüz gibi. Ve de arkadaşlar teyidini de almış. Şimdi buralara düşerse, bakın 25.98 seviyesine düşerse bu sefer de hedefimiz kaç olur? Yani bu formasyona göre hedefimiz. Hemen ona da bakalım. Şöyle yay almaya da aslında çok gerek yok. Direkt şöyle ok işaretiyle çizelim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, bunu da arkadaşlar şöyle yukarı alırsak şöyle 26.70 yazalım buna. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki hedefimiz 35.34. Yani biz burada eğer 26.70 25.98 buralara bir geri çekilme gelirse bizim buradaki hedefimiz 35.34 olabilir. Şimdi hemen şunu şöyle yükseltelim arkadaşlar. 35.34 önemli bir hedef fiyat olarak gözüküyor arkadaşlar. Zaten 35.34 ile 39.52 arası bizim burada kısa vadeli hedef fiyatımız olabilir arkadaşlar. Hemen ben onu çizmek istiyorum. 39.52 idi değil mi? Evet, 39.52. Hemen buraya kısa vadeli hedefimiz olarak yazalım arkadaşlar burayı. Evet, burada tabii ki de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken seviyeler var. Eğer bu 26.70'in altına kırılımlar gelirse o zaman çok farklı şeyler konuşabiliriz. Buralarda mutlaka stoplu gitmenizi öneriyorum. Çünkü 52 hafta zirvesine yakın olan hisselerden alım yapmak bana göre riskli. Tabii ki de hisse çok ucuz gözüküyor temel olarak. Daha da gidebilir mi? Uzun vade beklerseniz gideceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de buralardan direkt alıp da başını gider kimse diyemez. Ben de diyemem. O yüzden arkadaşlar temkinli olmak da her zaman için fayda var. Arkadaşlar dediğim gibi 26.70, 25.98, bakın bu seviyeler önemli bir seviyedir. Buralar yani alım yapabileceğiniz seviyeler olabilir. Daha sonrasında üstel hareketli ortalamayı açalım. Evet, 50 haftalık ortalamaya bakarsak, bakın şu an 23.85. Bakın buralardan bir kademe alırsınız. Buralardan bir kademe alırsınız. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada güzel bir desteğimiz var. Buradan güzel bir kademe daha alırsınız. Son olarak da artık 18 seviyelerine gelirse buradan da bir kademe daha alırsınız. Tabii ki 18 seviyelerine gelmesi büyük bir çöküş demektir aslında. Yani buralardan kademe kademe toplayabilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın bu toplamalar uzun vadeli yatırımcılar içindir. Bunu tekrardan söyleyelim. Bu hisseye buradan girmek yani tabii ki de biraz cesaret işi, yani öyle söyleyelim. Temel olarak hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi kısa vadeli hedefimizi de çizdik. Şimdi orta vadeli hedefimizi de çizelim arkadaşlar. Aslında orta vadeli hedefimiz olarak da şunu söyleyebiliriz. Kusura bakmayın. Öncelikle arkadaşlar bakın şurada 2021'de bir zirve oluşmuş. Ben burada bir trend temelli Fibonacci çizmek istiyorum. Evet, önce şunları bir silelim arkadaşlar. Pardon. Bir saniye. Şunu bir kitleyelim öncelikle.
Şunları arkadaşa bir kilitleyelim. Bunları kilitlemiyoruz. Neyse arkadaşlar, o zaman kalsın. Bu seviyeler kalsın arkadaşlar. Ben arkadaşlar bakın şöyle biraz zor olacak ama bakın ben şurayla şu noktadan bir trend temelli yükseliş Fibonacci'si çizdim arkadaşlar. Biraz şekiller karışık oldu biliyorum ama yine de elimden geldiği kadar açıklayıcı olmaya çalışacağım. Bakın buralardan trend temelli Fibonacci çizdim. Baktığımız zaman ilk hedefimiz 1.618, 32.02. Görebiliyor musunuz? Yani buralar önemli bir seviyedir arkadaşlar. 32.02 benim zaten ilk hedefimi bu trend temelli Fibonacci'ye göre ulaşmış. Bir sonraki hedefimiz 35.32. Zaten burayı kısa vadeli hedefin içinde almışız. Arkadaşlar orta vadeli ve uzun vadeli hedefi içinde ben burada 45 ile 50 bandı, hatta daha da zorlayabilirse 57 seviyelerini alabilirim. Yani arkadaşlar ben direkt burada uzun vadeli değil de orta ve uzun vadeli bir hedef belirleyeceğim. Burada arkadaşlar 49, yani 49-45-50 bandında olduğu için bunu da dahil ediyorum. Burada arkadaşlar 49 ile 57 seviyesi de benim için orta uzun vadeli hedef olarak burayı belirlemek istiyorum arkadaşlar. Evet, burada uzun vadeli bir hedef belirlemek tabii ki de zor arkadaşlar. Şimdi 52 adı zirvesine yakın olduğu için buralardan belirlemek biraz zor açıkçası. Ama tabii ki de buraları geçerse uzun vadeli hedef de şöyle psikolojik sınır olarak arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. 70 ve 75 bandı. Hemen onu da çizelim. Hatta bunu şöyle değil de şöyle paralel kanal alırsak. Evet, stilinden koordinatları yapamıyor sanırsam. Evet arkadaşlar, kısacası bakın şurası 75. Buralarda arkadaşlar 70. 70. Bu da arkadaşlar 75. Yani bu 70-75 bandı benim için bakın buralar psikolojik seviye olduğu için uzun vadeli hedef olarak buraları söyleyebilirim. Çünkü gerçekten de sektöre göre ucuz kalmış. 70-75 bandı. Daha sonra burayı aşarsa 95-100 bandı. Burayı da aşarsa artık 150. Yani 100 aşarsa 150. 200 aşarsa 250. Ve de arkadaşlar 300 aşarsa 500 hedeflerine ulaşabilir. Tabii ki benim bu bahsettiklerim çok çok uzun vadeli hedefler olabilir. Yani şimdi bana diyebilirsiniz ki yani böyle söylüyorsunuz hocam iyi hoş ama yani buraları ne zaman varır? Yani benim o kadar bekleyecek vaktim yok. Yani burada dediğimiz gibi sizin kesinlikle yatırım stratejinize bağlı kalarak burada belli hedefler veriyoruz. Bakın kısa vadeli hedeflerimizi de verdik. Orta uzun vadeli hedeflerimizi de verdik. Uzun vadeli ve daha da uzun vadeli hedeflerimizi de verdik. Yani çok çok uzun vadede 462'ye zaten ben ulaşacağını düşünüyorum. Tabii ki 10 sene olabilir. Artık ne zaman giderse. Evet arkadaşlar, Çimsa ile ilgili yorumlarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan üzerinden geçmek gerekirse 35.34 ile 39.52 bandı benim kısa vadeli hedefim. 49.26 ile 57.88 bandı orta ve uzun vadeli hedefim. Uzun vadeli hedefim de 70 ile 75 bandı. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmından da Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.